Şu an Konak Meydanı'ndayız. Bugün 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Genç öğrenci kardeşlerimle beraberim. Onlara soracağım şimdi. Türkiye'deki eğitim sisteminden memnun musunuz? Hiç memnun değiliz abi. Çok kötü bir eğitim sistemi var. Öğretmenler çok torpil yapıyor mesela. Örnek verecek olursam. Ondan sonra eğitim sistemi iyi olsa niye özel okullar var? Niye dershaneler var? Ondan sonra yani destek almak için gidiyoruz. Çünkü öğretmenler torpille veya özel notlarla öğrencilere göre not verdiği için yani hiç iyi bir eğitim sistemi yok zaten. Eğitim sistemini bıraktım, öğretmenler hiç iyi değil. Yeni öğretmen atanamıyor. Atamıyorlar. Atanamıyor. Torpilin yoksa atanamıyorsun yani. Mesela bizim şu an LGS yılımız arkadaşlarımızla. Abi mesela biz zaten sadece bugün dershanelerimiz, okulumuz yok diye çıkıp gezmek istiyoruz. Ama eve gidince eşek gibi dersimizi çalışacağız. Abi ama öyle bir sistem var ki diyor ki sana, sen diyor spor lisesine gitsen bile diyor 450-460 alacaksın. Yüksek puanlar alacaksın. Yoksa diyor sen bu ülkede iyi bir yere gelemezsin diyor. Abi çok saçma. Matematikle, fenle, Türkçeyle belirleniyor. Yani sınavlar genelde yeteneğe göre yapılmıyor mu? Yapılmıyor abi. Mesela devam etmek istersem, mesela benim arkadaşım futbol oynuyor. Futbol oynuyor. Evet. Abi ondan sonra spor okuluna gitmek istiyor. Spor okulu yine düşük puan ama yüksek bir puan. Evet mesela abi meslek lisesine gidip niye spor? Mesela meslek lisesindekilerden bahsedecek olursam, meslek lisesine niye gidersin? Herkesin aklına şöyle bir soru var. Puanım tutmazsa meslek lisesine giderim. Ama kimse demiyor ki evet yanlış, çok yanlış bir düşünme. Evet Elif, konuş sen biraz. Yani devlet onları da güçlendirmeye ve puanlarını arttırmalı. Çünkü ülkenin insana ihtiyacı var. Çalışan insana ihtiyacı var. Ya. Biraz orada da bir şey. Eğitimi düzgün olmalı ve puanları yükseltilmeli. Peki sen Milli Eğitim Bakanı olsaydın nasıl bir eğitim stratejisi uygulardın eğitim sisteminden? Abi şimdi sınavlar mesela bu kadar, yani sınıfta kalma mevzusu mesela. Herkesin matematikte, fende iyi olması gerekmiyor. Diğer bedene, işte müziğe falan da bakılmasını isterdim. Ve bu imam hatip işte yetenek ya da... Yetenek ve beceriye göre. Evet, bir abi. Beceriye göre olması lazım bu. Yani puanlama sistemi çok saçma. Herkes yeteneğiyle ilgili olan bölüme gitmeli. Abi ben bir şey söyleyebilir miyim? Hiçlenmeyeceksem. Abi mesela eğitim sistemi deyip duruyoruz ya. Bence Türkiye'de ilk başta eğitim sisteminden önce yani... Diyelim ki iyi bir üniversite kazandın, iyi bir puanla. Üniversitede de yeteneklendirdin kendini. Gerçekten adam gibi çalıştın ve başardın. Abi iş bulamıyorsun ki. Ben sana açık açık söyleyeyim. Burada diyor mühendis olan bir adam var diyor. Abi burada mühendis olan bir adam var diyor. Geliyor burada simit satıyor, geliyor burada kestane satıyor. Bu sizce şey mi? Veya ben diyorum ki LGS'de yüksek bir puan yapayım. Nereye yerleşeceğim? Güzel bir okula yerleştirdim. Bir de YKS var. YKS var. YKS'de K değil, K. Abi ablaya da var. Ben köpek gibi 2 senede üniversite sınavına çalıştım. Ama sırf yanımdaki çocuk hiçbir şey çalışmadı. Yani aynı okuldaydık. Çocuk geçti, ben kaldım. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'na tanıdığı var diye çocuğu geçti. Ben çok şikayetçiyim. Yani hep böyle mi olacak? Bence bu Milli Eğitim Bakanlığı'na falan değil. Şimdi linçlenirsem de linçledim. Bu bence devletle alakalı bir şey. Devlet doyumunu düzelttiği zaman bence eğitim sistemi de düzelecek. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'na herkes devlete bağlı. Herkes devletin ayağının altında. Devlet ne yapıyorsa Milli Eğitim Bakanı onu da uyguluyor. Bence sorun devlette. Yani en iyi kitaplarda mesela test alacağım ben abi. Bir tane TYT 500-600 liraya test kitabı aldım. Yani sorun bence devletten yana. Milli Eğitim Bakanlığı da tabii şey yapıyor ama devlet sıkıntı. Ekonomi çok. Abi ben lise öğrencisiyim ve matematik acayip zor. Gerçekten çok zor. Ve test kitapları gerçekten çok pahalı. Bir konuya da değinmek istiyorum. Ders saatleri çok fazla. Gerçekten çok fazla. Bizim 6. dersten sonra kafamız hiçbir şeye basmıyor. 8 ders gerçekten çok fazla. Ben de dersler saatleri biraz daha kısaltılmalı. Çünkü öğrencinin böyle kafası artık bütün derslerden şişiyor. Son derslerde aklımız kalmıyor. Hiçbir şey öğrenemiyoruz. Benim düşüncem bu. Sen deyim. Bence
YKS sınavı, lise sınavları özellikle 9 ya AYT ve TYT olarak ayrılmamalı. Açıkçası yani 9 ve 10 değildi, yani yine LGS gibi olmalı ama sınavlar bence çok mantıksız açıkçası. Çünkü arkadaşımın da dediği gibi yetenekli olanlar da var, yetenekli girilmesi gereken yerler de var açıkçası ve çok torpili yapılıyor. Yani bu ne kadar doğru, hiç yani doğru bir şey değil bana göre. Teşekkür ederim. 13 yaşındaki çocukları hayatlarını sınavına sokuyorlar. Yani diyelim LGS'de 2-3 soru hata yaptın. Gittin kötü bir liseye yerleştin. Geleceğin karardı abi. İlkokulda zaten dinden başlatıyorlar. Din derslerine özellikle öncelik veriyorlar. Bir ara hatta Arapça bilmem ne okutulacak dediler. İmam hatipler zaten yoğunlaştı. Onun yerine aslında başka... Yani yeteneklerimize göre liseler açılsa daha rahat olacak. Yani insanlar bu yüzden ülkeden kaçıyor. Gidiyor Amerikalara, Almanyalara gidiyor. Gençler gidiyor yani. Aynen abi. Ülkede kimse abi okumak istemiyor ki abi. Herkes yurt dışını istiyor. Çünkü bir herkes biliyor ki oranın eğitim sistemi buradan daha iyi. Bu tarz sınavlar yapılmıyor yurt dışında. Evet. Abi ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi şey olayına bahsetmek istiyorum. Hani herkes Almanya'ya gidiyor, işte İngiltere'ye gidiyor falan. Sebebini söyleyeyim mi abi ben? Mesela Almanya'da bulaşıkçılık bile yaparak, küçümsemiyorum hiç mesleği, bulaşıkçılık yaparak bile Türkiye'de mimarlardan belki daha fazla para alıyorsun abi. Dolar, döviz daha fazla. Hele abi zaten bir dolar alayım diyorsun abi, doların 30-32 lira yarısı da biliyorsun. Abi sen ne biliyorsun yani? Ondan sonra öğretmen ayrıcalıklarına geleceksem. Abi benim sınıf arkadaşlarım bunlar. Abi biz öğretmen çocuklarıyla aynı sınıftayız. Öğretmen çocuklarına hiçbir şekilde lafım yok. Dersine giriyor. Abi evet, mesela neden bu kadar saçma bir şey var ki? Sen niye babanla aynı sınıftasın? Mesela bizim sınıfta 6-7 tane öğretmen... Benim de babam matematik çok iyi ve matematik asker şu an ama ne matematik çok iyi yani. İstese matematik özel ders verebilecek durumda. Abi ama mesela bizim öğretmenle matematikçinin oğlu, bedencinin oğlu, işte bazı müdürün oğlu ve bazı öğretmenler bu öğrencilere o kadar çok torpilli davranıyor ki, tolerans gösteriyor ki. Hocam mesela ben şimdi bir öğretmen ismi vermek istemiyorum ama öğretmenime soru götürüyorum. Abi bak, denemede bir soru yapamadım, götürüyorum öğretmene, diyor ki bunu mu yapamadın ya, beni aşağılıyor. Ama mesela bir matematikçinin oğlu, müdürün oğlu götürdüğünde gelmiş ona diyor ki ya hemen sana yardım edeyim. Hangi konuda yardımcın olamadın? Gel benim evime, ben sana özel ders vereyim, ücretsiz. Abi var. Çok fazla var. Mesela şimdi dershane ismi vermek istemiyorum, bir tane dershane var. Verme zaten. Vermeyeyim. Görsün, bir tane dershane var. Ondan sonra abi o dershaneye gidenlere tüm öğretmenler torpilli davranıyor işte. Dersin 20 dakikası onlarla muhabbetle evet. Geçiyor. Hocalar sürekli işte denemede kaç yaptın, denemen nasıl geçti gibi. Bir sürü ayrıcalıklar yapılıyor onlara. Ve gerçekten bu diğer öğrenciler neden ders dinleyemiyor, onların denemelerini dinlemek zorunda. Öyle bir şey de yok aslında. İnsanlığına koymuyorlar bizi. Hayvan gibi hayvan sanıyorlar bizi. İnsanlığına koymuyorlar. Onlar sanki bir yerde de biz başka bir şeydeymişiz gibi. Biz de aynı dünyada yaşıyoruz. Biz başka dünyada yaşamıyoruz yani. Biz de online dediği şeyden biz de bir insan demiyoruz ki. Bizi böyle dışlıyorlar yani. Çok haklı de, kızın dedi. Ben bir şey çözemedim. Aynı şekilde ben de hocaya gittim. Hoca bana baktı. Git basından dedi. Diğer kız geldi. Aynı sorudan kaldık diye ona bir saat anlattı. Yani insanlık öğretmenle hiçbir şey yapmıyor ki. Benim mesela bizim sınıfta da öğretmen çocuğu var. Sırf onu el üstünde tutuyorlar. Hep ona söz veriyorlar. Hep o soruyla cevaplıyor. Mesela ben soruya ben de cevap vereceğim ama sen otu o bilecek. Sen otu o konuşacak. Yani ben konuşsam çok şey konuşsam da çok hiç konuşmak istemiyorum. Bence şu çocuk konuşsun. Bir saatte bekliyor burada. Eyvallah. Bir şey demeyeceğim ben artık. Kalkayım ayağa, bir saygımız var devletimize. Evet abi, sende mikrofon. Dedin mi? Abi ülkemizde hiçbir şey kalmamış. Ne ekonomik olarak, ders olarak. Şimdi arkadaşlar buradan dersten bahsediyor ama derse geçtim, ülkede ekonomi de yok, bir şey de yok abi. Ya vallahi çıkıyorsun bugün dışarıya abi, paran olmasa ya bir şey gelemezsin abi, bir şey yapamazsın. Şimdi ben ne diyeyim abi, ülke batmış abi, vallahi batmış. Şaka makı bana batmış. Hani kurtuluşumuz bir de kurtuluşumuz var abi. Ülkeyi kim kurtaracak? Gençler kurtaracak abi. Gençler kurtaracağız zaten abi. Kurtaracağız abi. Kurtaracağız abi. Alkış. Kurtaracağız abi. Alkışlanın ha.